Ya gerçekten sürpriz oldu. Bugün doğum günüm. Arkadaşlarımla beraber çıktığımız bu yolda doğum günümü Afyon'da sizlerle beraber kutlamak var. Bu oyunun 90. oyunu oluyor. 90. oyunu da sizlerle beraber oynamış oluyoruz. Ayaklarınızı sağlık. Evet, bugün doğum gününüz Afyon'da sahnede kutlandı. Evet, öyle oldu. Doğum günümü kutlamak Afyon'a, Afyonlu seyircilerimize yaradı. Hep beraber yaptık, hep beraber kutladık. Onlara denk gelmiş oldu. Ben de sürpriz, benim için de çok sürpriz olmuş oldu. Çünkü oyun bitti, biter bitmez arkadaşlarım çok güzel bir pastayla ve tabii seyircilerimiz de sağ olsunlar, onların da coşkusuyla beraber doğum günümü sahnede de kutlamak gibi bir şey nasip olmuş oldu. Hani gerçekten biz bu işe başladığımızda hep derdik, derlerdi. Tiyatrocunun bayramı, seyranı, tatili yoktur. Kötü günde de, iyi günde de sahnededir, oyununu oynar. Bugün de aynen öyle oldu. Ben 40. yaşıma girdim. Bizim oyunumuz 90. oyununa bastı. 90. oyununu bitirdi. O da bugüne Afyon'a nasip oldu. İyi ki geldik. İyi ki onlarla birlikteydik. İyi ki onların enerjilerini aldık, alkışlarını aldık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bana en güzel hediye oldu. Çok heyecanlandınız, çok şaşırdınız. Hiç evet. Beklemiyordunuz galiba. Evet, evet. Hiç beklemiyordum. Zaten arkadaşlarım da söylememişlerdi. Bunu kurmuşlar demek ki. Hazırlamışlar. Ben normal işte hepsiyle beraber selamımı verdim. Çıkarken birdenbire pasta gördüm. Gerçekten çok sürpriz oldu. Böyle bir şeyi beklemiyordum. Ne mutlu bana. İyi ki varlar. İyi ki benimle birlikteler hepsi. Çok. Adam gibi sıçrayım kafasına. Bu sefer sıçrayım patron. Ha, iskalama. Nasıl malum? Polis onu kanlar içinde bu depoda buldu. Alıp otopsiye götürdü. Birkaç gün hastane morgunda bekletildi. Belki ailesinden biri gelir de mesaiye sahip çıkar diye ama kimse gelemedi. Hikayeyi biliyorsunuz. Polisler de onu kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere